Nereden biliyorsunuz bunları? Bunları nereden biliyorsunuz? Bir anda dersin ortasında hocam görüşürüz ben gidiyorum dedim. Ben demiştim ki YouTube'a başlayacağım bir şeyler yapacağım falan. O da demişti ki sen kim izlersen kimsin ki falan filan demiş. Kendimiz olmanın hiçbir suçu olmaması lazım. Belki kendimi dondururum. 50 yıl sonra uyandığımda görüşürüz. Ben hepsine karşıyım sosyetik insanların. Hepsinin Allah belasını versin. Yani bir YouTuber'la yarışa girmek çok zor. Bıraksam mı acaba? Herkese merhaba. Bir Sibel Arna ile Sırrı Nedir'e daha hoş geldiniz. Evet, bugün Enes Batur'un evindeyiz efendim. Enes Batur'un olay klibi Ayaz'ın 3. gününde olay yerindeyiz. Olay yeri inceleme. Sarı bandı çekin şuraya hemen. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bu YouTube kanalınızda mı yayınlanacak? Hem YouTube'da yayınlanacak, hem ben Süper. Bunu podcast olarak Selam yayınlayacağım. Herkese. Hem yazısını yazacağım, hem kitabını çıkartacağım. Kitabı, etinden sütünden onu kabul ediyorum. Kabul etti, evet. Şahitsiniz. Evet, bir kere öncelikle çok haksızlığa uğradığını da hemen burada dakika bir gol bir itiraf edeyim. Çok inanılmaz ön yargıların kurbanı olmuşsun yolculuğunda. Ya ilklerden olmanın zararları yani çok evet. Fazla göz önünde olduğum için uzun süredir. Bir de sana hiç hata yapma lüksü tanınmıyor gibi bir şey var. Ya evet, sonuçta sürekli top atışındayım yani en başta 7-8 yıldır buradayım ve hiç arada vermedim. Hiç düşüşüm kalkışım da olmadı. Hep yükselen bir ivme. Evet, yani bu biraz zor ama... Alışığım ya. Belki bir ara bırakmam lazımdır ama bilmiyorum. Bir anda bırakıyormuşum bundan ama sonra. Ama yok yapma bak. Daft Punk darbesini daha yeni yedik. Bir de sen bırakma bir şeyleri. Enes Batur'un sırrı nedir'e birinci maddeye ben çocukluğunu koydum. Çünkü gerçekten çok zor bir çocukluk yaşamış. Yani birazcık ezilmiş bir çocukluk yaşamış. Çok fazla mobbinge uğramış. Günümüzün deyimiyle zorbalığa uğramış okulda. Neden sen hep böyle hedef tahtası oldun? Yani çok acındırmaya gitmek istemiyorum kendimi mobbing falan. Yani muhteşem bir çocukluk yaşamadım tabii ki ama yani çok zorbalık görmek veya o tarzda bir şeyler değil de daha şöyle diyebilirim aslında çok arkadaşım yoktu. Aslında zorbalık veya başka bir şey değil. Belki biraz da toplumdan dışlanma gibi bilmiyorum. İnsanların birbirine ezme savaşından dolayı altta kalan çocuklardan biriydim belki de bilmiyorum çok kendimi... Ben çok ezildim, dışlandım falan gibi anlatmak istemiyorum ama çocukluğum çok muhteşem değildi. Yani çocukken ki en büyük isteğim beni çok seven arkadaşlarım olmasaydı. Yani aslında çok basit bir şey istiyordum. Sevilmek isteği. Yani arkadaşlarım yani keşke diyordum ki lise çağında en azından sevdiğim arkadaşlarım olsun ve ben onlarla mutlu olayım. Yani benim temel isteğim buydu ve YouTube'a giriş sebebim de bu aslında. Çünkü... Orada kendi kendime aslında okulda veya dışarıda konuşmadığım veya tanışmadığım insanlarla YouTube aracılığıyla iletişim kuruyordum. Onlardan bir sevgi hissediyordum ve bu beni motive ediyordu. Arkadaş evet. Break naifliğiyle girdin sen YouTube'a. Evet, evet yani bir sürü arkadaş da edindim orada YouTube sayesinde ve bu beni mutlu ediyordu, motive ediyordu. Yani aslında benim herhangi bir kaygım parasal olarak veya bir... Popülarite isteğim yoktu. Benim temel isteğim hani buydu. Şimdi ben başka arkadaşlar bulacağım. O okuldakilere görürsünüz sizin anasınız falan. Hayır ya öyle bir... Yok tamamen. Öyle bir şey sezimleyemiyorsun ki sonuçta tek isteğin... Benim de arkadaşım olsun. Yani bu çok benim de arkadaşım olsun değil de farklı bir hissiyat yani nasıl diyeyim. Kötü hissediyorsun. Kötü hissediyorsun ve bir şeylere tutunuyorsun ve o seni büyütüyor yani. İçine de kapanabilirdin, depresyona da gidebilirdin ki o dönemlerde gerçekten çocukları depresyona sürükleyen erken yaşta bir sivilce tedavisi ilacı da kullanmışsın. Nereden biliyorsunuz bunu? Çalıştım dersimi. Bunları nereden biliyorsunuz? Bunu ben bir yerde söyledim mi? Kendi YouTube 4 yıl önce çektiğin Enes Batur kimdir videosunu söylemişsin. 4 yıl önce çektiğim videoya baktınız o. Evet. Yani bir, çok üstüne basmıyorum ama şey kullanmıştım. İnsanı düşüşe iten bir ilaç böyle sürekli. Bir de bu psikolojideyken bir de o ilaç seni iyice tetikleyebilir. Bir efendim. De Allah'tan yaşıyor bu çocuk arkadaşlar. Tatlılara vurun. Bir tarafından da güçlü olduğunu da gösteriyor bu kadar çok şeye direnmen. Yani demiyorum ki ah neler yaşamış yani ama. Hem ilaç hem okuldaki mobbing. Ya beni hayatta motive eden şey rekabet aslında. Ben bir şeyleri başarmaktan çok zevk alıyorum. Herhangi ne olursa olsun bir tane önüme bir engel çıksın. Onu başarana kadar yaparım çünkü şeyi biliyorum. Ben bunu başardığım zaman başaramadığım kadar çok zevk alacağım. Peki YouTube'dan sana bu zevk ekmeğinin çıkacağını ilk ne zaman fark ettin? Kaçıncı yılındaydı? Şöyle bir ikilemde kalmıştım. Ben üniversiteye başlamıştım. Üniversiteyi kazanmıştım.
İngilizce öğreniyordum, hazırlık sürecindeydim. İşte birinci, ikinci ayın ortasındaydım. Hayatımın büyük çoğunluğunu okul kaplıyordu. Ben de YouTube'a bir anlamda sürekli devam ediyordum. Bilgisayar mühendisliği okuyordum. Evet, bilgisayar mühendisliği okuyordum. Sonra şu an hayatımda bir anda dersin ortasında şöyle bir karar aldım. Ya dedim ki ben ne yapıyorum dedim. Yani ben bu bilgisayar mühendisi olmak istemiyorum. Ben bu işte devam etmek istiyorum dersin ortasında. Ve dedim ki bir yıl boyunca kendime bir hedef koydum. Şu barajda gelir seviyesini geçersem ve şu kadar başarıya ulaşırsam. Kaç paraydı Allah aşkına söyle. Ya. O zamanın parası. Hayır, söyleyemem. Yani söylenmez tabii ki. O zaman kazandığım aylık gelire göre hesaplamıştım. Sonra işte bir küçük yıl boyunca. Küçük bir şeydir muhtemelen, o yüzden de sordum. Çok küçük bir şey değildi. Büyük de bir hedef koymuştum. Çünkü bir yıllığına okula ara veriyordum. Çünkü zor bir şey. Sonra bir yıllığına okula ara verip hedefime yoğunlaştım. Ya bir anda dersin ortasında hocam görüşürüz ben gidiyorum dedim. Ve bir daha gelmedim falan. Ama yani iyi de bir şey değil buradan. Tabii sana. Evet. Dersin ortasında ben çıkıyorum. Oğlum gitmeyeyim. Oğlum kulaklarını tıkalım. Yok yani okul. Ama ben bir hedef koydum. Ailemle de görüştüm. Dedim ki ben bir yıl içinde bu hedefime ulaşamazsam ben okula devam edeceğim. Şu anda nedir dedim. Üniversite tahsil durumu? Ya orada yarıda bıraktığı gibi. Devam ediyorum ben sürekli. Hala aynı üniversiteye. Aynı üniversiteye devam ediyorum ama sinema televizyon okuyorum şu anda. Ha, değiştirdim bölümünü. Evet, bölümü değiştirdim. Sinema televizyon okuyorum ve sinema televizyon okuyan bir insan olarak iki tane sinema filmim var, kliplerim var ve bunların kurgusunu, senaryosunu, her şeyini daha iyi olan bir insan. Çok eminim yani. Evet. O, hani o okulda öğrenilmeyecek bazı meslekler var bunlardan biri. İşte ya okulda öğreneceğim şeyi ben gerçek hayatta yaptım. Yaptın zaten uygulamalı evet, olarak. O yüzden yaptım. De oradan devam ediyorum. Yani bir yıllık hedefimi koyduğumda onun 4 katına ulaştım. Yani daha çok çalıştım ve ondan sonra devam ettim. Yani film çekme olayı birazcık evet büyük bir şeydi. Ve insanlara biraz da ilham olmak istiyordum. Çünkü ben hayatımı değiştirdim ve çok mutluyum. Artık beni örnek alan insanlar benim hayat hikayemi de görsün gibi bir şey oldu. Peki bir şey oldu mu? Yani geri dönüş oldu mu? Yani şöyle hikayeler. Film 1,5 milyon izlendi. Yani YouTube'dan çıkıp 1,5 milyon film izletmek biraz şovdu evet. Yani bayağı bir gerçek hayat hikayeleriyle geri dönüş oldu mu? Yani abi ben senin filmini izledim. Şuradaydım. Şöyle dipteydim. Ve sonra da bunu başardım diye gelenler ya oldu. Benim takip ettiğim bazı takipçilerim var. Tek tek söylemek istemiyorum. Bazısı şarkıcı olmak istiyordu ve sıkıntıları vardı. Şimdi bana sürekli gelişmelerini atıyor. Ben ona bakıyorum. Bazısı farklı bir meslek yapmak istiyordu. Ailesi ona da yatıyordu. O farklı bir şekilde alttan çalışıyordu ve kendini ispatlıyordu falan. Böyle bir takipçilerim var. Onlarla özelden konuştum ama zamanı gelince bunları duyurmayı tercih ederim. Sonuçta tabii. Daha zaman değil. Daha ben de çok gençim yani bu arada yani. Evet evet. 22 yaşındayım ve 22 yaşında bu kadar şeye baskıya ve bu kadar başarıya ulaşmak zor bir şey. Kaldırması zor. Kesinlikle öyle. Yani 20 yaş büyüğüm senden. 22... Ve çok başarılıyım. Şovu da yapmak istemiyorum ama sonuçta erken. İnsanların bu kadar tepki göstermesindeki bir sebep de oldu. Çünkü benim yaşıtlarım daha üniversite okuyor ve hepsi kendini prens ve prenses sanıyorlar. Aslında gerçek hayata ve hayatın zorluğunu üniversite bittikten sonra görüyorlar. Ben de bir şeyler yaptım ve hayatımı riske attım, bir yerlere geldim. Onlarla biraz zıtlaşmam bu yüzden aslında. Evet. Ya tabii ki ben kendi fikirlerimi onlara dayatamam ama onların da kendi hayatında benim gibi dediğim hayallerinin peşinde koşmasını sağlamak için bir şeyler yapıyorum ama zıtlaşıyoruz bir yerde. Evet. Peki Enes Batur'un sırrı 2. YouTube'a erken başladığın için de çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Erken kalkan yol almış diye de tanımlayabiliriz bunu. Naifçe arkadaşa ve hani bir kitleye ihtiyaç duyduğun için başladığın bir iş oldu. YouTube'a yani, ben başladığımda... Ortaokuldaydın değil mi? Lise 9. sınıf sonundaydım, yazındaydım. Hatta bir tane serviste eve gidiyorduk, bir tane çocuk vardı. Ben demiştim ki YouTube'a başlayacağım, bir şeyler yapacağım falan. O da demişti ki sen kimi izlersen kimsin ki falan filan demişti. Şimdi o çocuk da o insanları hatırlayınca ne oluyor? Yüz ifadeni mi görüyoruz zaten? Yani ben onun adını hatırlamıyorum. O beni biliyordur bir yerlerde. Kesinlikle biliyordur. Ya biliyordur. Ama sana dediğini hatırlıyor mudur? Asıl önemli olan. Hatırlıyordur. Bir de övünüyordur değil mi? Ben buna böyle hani ben tanıyorum diye de övünüyordur. Selam ona da bundan.
Peki. Başaramayacağımı söyleyen. Onu 9. 10. sınıfta bir çocuksun. Yani o yaz başlıyorsun. YouTube'a başlıyorsun. Ve hani bu disiplini nereden aldın? Yani sürekli her hafta video koymadan rahatsız oluyordum diyorsun. Hani kendi dersine vermediğin emeği ona verdin. Mutlaka yeni ve özgün videoların peşinde koştun. İhmal etmedin. Büyük bir disiplinle çalıştın. Yani bu motivasyonu nereden aldın yani? YouTube'u niye bu kadar çok sevdin? Yani bir insan sevdiği işi yapınca gerçekten ona zaman ayırıyor. Yani ben liseli bir genç olarak çok programlı bir insandım aslında ve bunu kendi kendime kazandım ve bu yaşıtlarımda da görüyorum. Hatta daha ileriki yaşlarda da görüyorum. İnsanların bir programı, bir hayat ilerleyişi yok. Ben mesela programsız olduğumda çıldırıyorum mesela. Benim 2 hafta, 1 ay, 2 ay geleceğe yönelik planlarım hep bellidir ve kafam hep rahattır. Çünkü ne yapacağımı bilirim. Ben bunu lise döneminde YouTube'da kazandım. Çünkü her haftanın günlerine böldüm. Şu gün şu videoyu atacağım, bugün şunu yapacağım, bugün şunu yapacağım, şunu bugün sonra bunu yapacağım. Bunları çekim tarihleri, şu bu. Onları programlaya programlaya aslında genç yaşta programlı bir insan olmayı öğrendim. Yani bu sevdiğin işe yatırım yapmakla alakalı. Bu bir beceri ve bu sadece severek kazanılan bir şey. Çünkü ben bunu bir iş olarak görmüyordum. Bu benim hobim. Yani mesela atıyorum okula gidiyorsunuz, okey size bir iş olarak geliyor. Ondan sonra gidip arkadaşlarınızla basketbol oynuyorsunuz ya mesela. Benim işim oydu. Yani bütün bunları dinledikçe de şöyle diyorum. Yani bir dönem dediler ya, aman çocuklarınızı Enes Batur'u izletmeyin, kötü örnek. Ya izlemesin ya. Hayır, bak, tam tersi yani, bence kesinlikle bir proje olarak seni izletmek lazım ki çocuklar disiplinli. Haberler öyle söylüyorsa dinlesinler. Hani disiplinli, hani kendi işine de yatırım yapan, hani bir şekilde de iyi örneksin. Yani ben bunu 11 yaşında bir erkek çocuğu annesi olarak söylüyorum. Ya ben şöyle söyleyebilirim. İçerik, okey, ben bu içerikle yaparken çocuktum ve 7 yıldır yapıyorum. Yani 15 yaşında bir çocuğun çıkardığı bir içerikler. Eğleniyor kendi aslında. Biraz samimiyet var burada. Burada insanların alması gereken nokta benim video içeriğinde anlattığım ve eğlendiğim durum değil. Benim bu hayatta çalışma disiplinim. Evet, ben yaptığım, inandığım şey uğrunda koşmam. Aslında burada yanılıyorlar. Bütün bunları iyi yaparken hani bu yolculukta en çok pişman olduğun şey neydi? Yani pişman olduğum şeyler var tabii ki. Bazı bana darbe vuran şeyler de var. Çünkü çocuk aklıyla bazen o kadar çok yükseliyorsun ki gözünü kapatmaya başlıyorsun her şeye. Diyorsun ki okey, ben en iyiyim, ben ne biliyorsam doğrudur, ben ne yaparsam doğrudur veya o tarzda gidiyorsun ama bazen darbeler yiyorsun ve düşüşe geçiyorsun. Bunların da yanlış olduğunu öğreniyorsun. Neydi mesela en büyük pişmanlığın? Ya aklıma gelen bir şey yok aslında. Çünkü şey diyorum ben her zaman. İyi ki bunu yaşamışım yani, da. Bir daha yapmam. Bir daha yapmam çünkü. Onu da diyorum. Ya burada dediğin iki konu var zaten. Biri menajerinin gazıyla evliliği, hani evet, ben evlendim dedim hikayesi. Diğeri de aslında hani amcana o küfürleri amcan sana söyledi diye amcanın evet, gazıyla etmen ve aslında da ya ikisi beni en çok etkileyen şeylerden ikisi. Çünkü şu beni en çok, bu olaylarda beni en çok üzen şey şu. Beni seven insanlar hayal kırıklığına uğratmış gibi hissediyorum. Evet. Yoksa dışarıdan herhangi birinin görüşü benim için çok önemli değil, beni sevmeyen veya seven. Beni seven insanlar hayal kırıklığına uğratmış gibi hissediyorum. Bu beni çok üzüyor. Ve bunlara dönüp şöyle bakıyorum. Okey, bunlar yaşandı ve ben dersimi aldım. Dersimi aldım derken de bu kötü niyetli değil. Ben bir şey yapmaya çalışıyordum, bu yanlış oldu. Ve dışarıya böyle gitti ve ben bundan dolayı mutsuzum ve artık Daha düşünerek, temkinli. Daha sert adımlar. Daha evet, hiçbir sıkıntı çünkü olmadan. Çünkü sonrasında mesela atıyorum bu amcanla ilgili videoda ya da işte hani ben evlendim dediğin videodan sonra sen kendini anlatmak için ikinci videolar çekiyorsun. Ama onlar hatırlanmıyor işte. Onlar izlenmiyor. Ya hatırlanmaz çünkü sonuçta şöyle, haters gonna hate diye bir şey var. Evet. Sevmeyen insana bir ekmek verdiğinde umurunda olmaz ki. Yani bu böyledir. Çok umurunda olmaz. Sen haklı ol veya haksız ol. O sana laf atacak bir yer buldu ya, sonuna kadar gider. Ve bu gerçekten hiç umurumda değil. Beni sevmeyen bir insan sevmesin. Ben ama kendi bir tane şey hater hayatıma videosu da çekmişsin. Senden nefret eden bir kızla bir röportaj evet, yapmışsın. Mesela röportaj o yaptım çok iyi onunla. Fikir. Neden kızın %100 gerçek olduğuna da ikna oldum. Yani birazcık böyle Allah Allah, hani sesini değiştirmişsin ya. Ya sesi anlaşılmaması hani lazım. Ben dedim ki Allah Allah, hani acaba kendi çevresinden birine mi hani hadi bana salla dedi diye. Sonra sonuna kadar izlediğimde yok dedim ya, bu kız gerçekten. Tam bir şey kızdı ya, böyle toplumun dolduruşuna geldi. Çok ya iyi seçmişsin. Tam bir tipik şey örneği bir kız buldum. Hater örneği yani. Evet. Dümdüz yani, her şey var, onu izleyebilirsiniz benim aslında haterlar hakkında görüşümü, evet, merak aynen, ediyorsanız.
Çok da önemli değil arkadaşlar yani. Ama bak ben burada gerçekten birazcık sevmek zorunda değil. Aa, bir de böyle hani sen diyorsun ya hani bir nedeni vardır benden nefret edilmesinin. Belki de bende değiştirmem gereken yanlar vardır diyorsun. Böyle bakma, hayat böyle değil. İnsanlar yalnızca hasetliğinden, kıskançlığından ve kötü oldukları için de senden nefret edebilirler. Ya tabii ki ben olduğum için beni herkes sevmeli ama atıyorum her kimse kusursuz değildir. Belki benim dışarıdan görünmediğim, insanları üzdüğüm veya kırdığım bazı özelliklerim vardır. Bunu öğrenmek istedim aslında. İstedin, evet. Orada da çünkü yine naif. Bizim bu influencerlar olarak içerik üreticisi kıvamında olan veya kendi hayatını kendi ismiyle karakter olarak oluşturan insanların en büyük sıkıntısı da kendi oldukları için linçlenmeleri. Aslında kendimiz olmanın hiçbir suçu olmaması lazım. Evet yani. Yani bir insan kendi olduğu için suçlanamaz. Ama insanlar linçlendiği ve toplum tarafından baskı gördükleri için kendilerini değiştiriyorlar bu sektörde. Ben çok değiştirme taraftar değilim. Çünkü ben olduğum için benim. Ama yine de hani bir şekilde değiştirmem gereken yan var mı naifliğiyle de. Evet. Bunu da merak ediyorsun. Kafanı da kurcalıyor. Ama sana da işte naçizane dediğim çok kötü insan var. Zaten bunları da görüyorsundur, deneyimliyorsundur. Yalnızca kötü. Ya benim ölmemi isteyen insanlar da var. Ben hiçbir kimsenin ölmesini istememişim. Bir insana zarar vermeyen. Yani biraz psikolojik olarak. Öyle yazıyorlar değil mi? Keşke gebersin. Bir de kaza yaptım. Yani çok umurumda değil. Gerçekten umurumda değil. Benim seven insanlara, beni hayatımda. Zaten böyle kırılma nokta. Noktalarında fark ediyorsun hayatında senin yanında olan insanları. Bir önemli bir durum yaşadığında. O zaman ben şunu mesela kaza yaptığımda şunu fark etmiştim. Haterlar o kadar gereksiz ki yani. Ben kaza yaptım, benim yanıma gelen insanları görüyorum. Sonradan çıkar için yaklaşan insanları görüyorum. Beni gerçekten önemseyen insanları görüyorum. Ve o beni sevmeyen hater kısım o kadar değersiz ki. Yani okey, ben bir iş yapıyorum insanlara ve milyonlarca izleniyor. Ya birisi beğenmiyor. Senin görüşün o kadar önemsiz ki benim için. Okey, beğenmemişsin. Tamam, beğenme. Ben bu işi yaptım ama. Sen sevmiyorsan, izlemiyorsan izleme yani. Tamam. Ama niye ölmedin falan diye de yazma. Evet, bu eziklik biraz. Evet, çok. Sevmiyorsan sevme. Evet. Okey, benim de umurumda değil. Sevmeyebilirsin. Ben bunu böyle yapıyorum. Sevmek zorunda değil kimse. Ama benim ölmemi isteyecek kadar eziklik saçma bir şey. Enes Batur'un sırrı 3. Ailesi. Erken yaşta para kazanmana rağmen kendini bozmama nedeni ailen. Evet, baba disiplinin. Annenden aldığın şefkat. Ama onların ikisinin sana verdiği sevgiyle kendini bozmadığını yorumluyorum. Yani benim ailem biraz tipik bir farklı bir Türk ailesi örneği. Çünkü babam özel harekatçı. Bordebelli eskisinde. Ve sert bir baba. Yani yıllarca o tarzda eğitim alıp oğullarına karşı da farklı şey miydi peki şey. Yani gün saat şu saatte kalkılır, bu saatte kahvaltı, yani onun evde hayır öyle bir komando eğitimi yoktu. Evet, sadece yat kalk sürün yoktu yani. Bir komuta zinciri vardır mesela askeriyede. Ve senin komutanınla arandaki bir bağ yakınlaşması biraz uzaktır ya. Evet. Öyle bir şey vardı babamla aramda o zamanlar küçükken en azından. Annem de onun tarz farklı bir şekilde hemşire. O da tam şefkat. Tam şefkat. Arada yuvarlanıp gidiyorduk ya. Yani ben bilmiyorum. Beni çok tok yetiştirdi babam. Yani nasıl diyeyim? Ben bir şey istediğimde gönlüm toktu yani. Ben şeyi hissediyordum. Ben bir şey isterdim ve bana alırdı. Ben de şunu da bilirdim. Ailemin maddi durumu ve ben çok fazla bir şey istememem gerek. Onu da bilirdim ve ama gene de her zaman ben ne istersem, canım bir şey çekerse peki alırdı. Peki sevgisini böyle mi gösteriyordu yoksa gerçekten dizine yatıp hani başını okşayan bir baba mıydı? Dizine yatıp başını okşayan baba kalıbı biraz uzak. Çünkü hep bir mesafe. Mesafe dediğim gibi komuta zinciri. Sonuçta bu bir eğitim askeriye de gördü. Peki böyle ama hayat boyu en birbirinize hissediyor. Yakın olduğunuz, böyle en gözlerinizin dolduğu ve en baba oğlu olduğunuz zaman ben birden katarsis'e bağladım. Ay çok yani anlatmak yani istiyorsan anlatmak zor çünkü. Bence yani şu klipten sonra şimdi şu anda evet bugün 3. günü kaç milyon izlenmedi Ayaz? Ayaz 16 milyon. Bu klibi vatan uğruna her türlü fedakarlığı yapmış, babasına ithaf etti Enes Batur Ayaz klibini. Evet, dediği gibi özel harekatçı. Bazen bir ay, bazen iki ay, bazen de daha fazla ailesinin yanında ayrılıp vatan için hizmet etmiş biri senin baban. Bu çok anlamlı bir şey olmalı. Yani ne kadar özendiğin prodüksiyondan da belli oluyor zaten. Şahane bir klip çekmişsin. Teşekkür ederim. Yani ben biraz gururluyum bu konuda çünkü babam mutlu edebildiğim bu konuda.
Tepkisini merak ediyorum mesela. İlk izlediğinde ne dedi? Yani benim özelimde şeyler onlar ama o bir yazı paylaşmıştı. Yani o yazı da her şeyi anlatıyor aslında. Çünkü dümdüz onun gibi bu vatan için görev yapan insanları anlattığı bir yazı. Ben tek tek söylemek, yani direkt dümdüz çevirmek istemedim çünkü onun sözü. Tamam, alıntılamak istemedim. Ben mutluyum yani bu yüzden. Benim için yeterli bu. Ya çünkü benim için artık okey 16 milyon dinlendi. Tamam. Da benim için gerçekten sayıların bir önemi kalmadı. Çünkü 8 milyar izlenmeye geçtim YouTube'da. 8 milyar dünya nüfusundan daha fazla. Artık gerçekten izlenmeyle gram bir derdim yok. Yani Enes Batur deyince Türkiye'de biliyor yani insanlar. Sadece benim artık Enes Batur'u farklı bir yere getirmem ve bu işlerimle birkaç mesaj vermek istiyorum. Yani mesela bu benim için artık kalıplaşmış bir mesaj. Çünkü ben bunu ailemden gördüm ve babamın ve bütün bu devlet için çarpışan insanların duygularını, düşüncelerini anlattığım bir klipti. Ve Enes Batur ismi bence böyle yüceldi. Ve kendi adımı yüceltmenin yanında bunu bir amaç ediniyorum. Ya gelecekte bu tarzda daha böyle insanlara mesaj vermek istediğim işler yapmak istiyorum. İz bırakmak istiyorum bu dünyadan gitmeden önce. Biraz derin bir düşünce biliyorum 22 yaşında bir insan için. Ama hatırlandığım zaman şunu yapmıştı ve bize şunu katmıştı diyebilecek bir insan kıvamında olmak benim için çok değerli. Hayatımda ne istersem olabilirimi ben kendime kanıtladığımı düşünüyorum. Yani herkes öyle bence. Ne istersen yapabilirsin, başarabilirsin. Peki şimdi Ayaz'ın klibindeki hikaye ve şarkının sözlerini birazcık böyle senin de yorumunla daha da derinden anlamak istiyorum. Yani baktığında bir kadına söylenen bir aşk şarkısı gibi de duyuluyor. Aslında hani senin kullanmaya çalıştığın metafor neydi orada? Ya ben bunu çok açıklamak istemiyorum. Çünkü kelimelerin anlamlarını tam söylersem insanlar o anlamda dinlerler. Çünkü bence bir şarkı evrenseldir. Mesela İngilizce bir şarkı dinlediğimde onun altındaki anlamı değil de bana kattığı duyguyu. Peki hani senin bu bir hani gerçek babanın anlattığı ya da yaşadığı bir hikayeyle özdeşleşen bir şey mi? Onu söyle en azından yani. Bu klibin hikayesindeki, senaryosundaki. Klibin senaryosunu yazmam o zaten komple. Yani hikayesi daha önce de söylemiştim. Bana söylediği bir sözden çıkıyordu. Ben Küçükken dedim de işte bayağı küçüktüm, o kurtardığım yaşta, kızın yaşlarında bir çocuktum. O zamanlar babam daha böyle özel kuvvetlerde işte o birimlerde çalışıyordu ve o zaman terör çok yoğundu. 2-3 ayda bir sürekli göreve gidiyordu. Ben de korkuyordum çünkü çocuktum. Hani çok anlamasan da hissediyorsun. Baba, anne kavramlarını anlıyorsun. Babam da gene göreve gidecekti. Ben ona sordum, gitme, niye gidiyorsun falan gibi bir şey sormuştum. O da bana şey demişti. Sen ve senin gibi kardeşlerin bu vatanda huzurla yaşayabilsin diye gidiyorum demişti. Ben de ya bu bilmiyorum, çocuk aklına ne kadar şey düşünebilirsin ama benim aklımda kaldı mesela. Ve gelecekte bunu geliştirdim ve gerçekten neden olduğunu bu kliple anlatmak istedim. Nasıl da güzel bir kız çocuğu bulmuşsun. Evet. Şeyden sonra, klipten sonra da dişi düşmüş değil mi? Öyle bir fotoğraf. Evet, evet. Son sahneye çektik, dişi düştü dedim. Al dişi yatağın altına, şey yastığın altına koy, dile. Neden dedim yani. Diş perisi gelir. Diş perisi gelir. Çok tatlıydı. Çok çok güzel. Kardeşlerin de var değil mi? Evet, iki kardeşim var. İki kardeşim var. Kaç oldular onlar şimdi? Şimdi bir büyük var. Onun boyu beni geçti ya. 1.90. 1.90 oldu çünkü kardeşim benden uzun ya. Erkek kardeşim var bir tane. O da lise son sınıfa geçecek şimdi bu yıl bitince. Bir de küçük minik var. O da 1. sınıfta. Kız kardeşim var. Nasıl örnek alıyorlar seni? Yani onların da var mı ilgisi bu YouTube'dur, sosyal medyadır? Ya, bilmiyorum. Farklı, onların psikolojisini anlamak benim için daha zor. Biraz da uzak kaldığınız için. Evet. Onlar Antalya'dalar mı? Onlar Antalya'dalar çünkü. Uzak kalıyorsun. Bu kadar şeyle uğraşırken benim hayatım bir sonraki bölüm aslında bu. Daha evet. Üzerine konuşabileceğim, deneyimlediğim bir şey değil. Küçükken hiçbir çizgi film karakterine aşık oldun mu? Yani neden bu sana? Soru neden? Yok yani, öyle bir soru. Oldum evet. Hangisiydi? Bilmiyorum, Avatar izliyordum küçükken, hava bükücü falan. Ondaki Katara hoşuma gidiyordu. Katara. Bilmiyorum, anlamsız. Peki kendini özdeşleştirdiğin bir karakter var mıydı? Aang falan. O çizgi filmdeki, bilmiyorum.
Ben de senin nedeninden hiçbir fikrim evet, yok. Ama anlıyorum. Haydi kuşağı. Yu-Gi-Oh'taki Yugi falan gibi yani. Bilmiyorum, anlayanlar vardır tabii anlayanlar ki de. Anlayanlar vardır. Peki senin için en anlanmış şarkı ne yaz mı şu anda? Evet. Değil mi? Evet. Peki aynen. Bir sonraki geldiğinde de Ayaz mı olarak mı kalacak yani? Şu, bilemezsin ki, şey gibi bu yani. Şu an bir insanla sevgilisin, bir sonraki sevgilin geldiğinde onu daha çok mu seveceksin gibi bir soru yani bu. Yani güzel. Bilemem ki. Evet, güzel. Benim için çok anlamlı ama insan kardeşlerini ayıramadığı gibi bunu da ayıramaz yani. Evlatlarını diyorlar ya. Evlatlarını ayıramaz. Ayaz benim ana evladım gibi düşünebiliriz şu anda. Hala 30 yaşında mı evlenmeyi düşünüyorsun? Evet. Öyle bir plan var. Ya tutmazsa? Belki kendimi dondururum. Spermini doldurabilirsin yalnızca. Hayır, kendimi dondurmak istiyorum. Kendini nasıl donduracaksın ya? İşte 26-27 yaşında falan dondurtacağım kendimi. Ne demek dondurtacağım kendimi? O ne demek? 15 yıl sonra uyanacağım. Ha, o zamanlar öyle şeyler olacak diyorsun. 5 yıl sonra bu. Var zaten. Şu anda var mı? Varmış. Ya genelde var. Yeme beni. Şimdi milleti gaza getiriyormuşum. Herkes donmaya başlıyormuş. Yok. Yalnızca spermini dondurabilirsin. Benim, hayır ben öyle bir şey okudum. Varmış hatta şu an çözülen birisi, işte 10-15 yıl boyunca donmuş ve aynı yaşında devam ediyor. Ya ben... Bilim kurgu filmidir o. Bilmiyorum. Geleceği merak şey yani, atıyorum gelecekte benim atıyorum bir organım geri düşüyor. Gelecekte insanlar 500 yıl yaşıyor, ben niye o 500 yılı göremeyecek gibi üzüntülerim var şu anda. Yani şu anda atıyorum 50 yıl, 70 yıl yaşayacağım atıyorum. Ama gelecekteki insanlar 500-600 yıl yaşayacak. Ben niye yaşamıyorum? Şimdi de buna hırslanmış. Bunu da çözer arkadaşlar Enes Batur. 26 yaşında falan kendimi dondursam ama kötü bir şey ya. Bilmiyorum. Bu çok derin bir konu. Çok derin. 50 yıl sonra uyandığımda görüşürüz. Peki mezar taşına ne yazılmasını isterdin o zaman? Ölmüyorum ya, donmuşum. Yani diyelim geldin. Ölmüş gibi mi? Paul Walker aslında ölmemiş değil mi yani? Dondurmuş kendini. Michael Jackson da aynı. Aynı yaşıyor. Ne yazılmasını istersin? Düşündün mü hiç? Bilmiyorum. Enes Batur gerçek kahramanısın. İkinci filmi. Bilmiyorum. Benim filmlerinde de öyle bir şey var ya. Enes Batur başta, sonrasında filmin adı falan. Komik birazcık. Yine film yapacak mısın? Evet. Bu sefer daha... Bu sefer birinci filmin devamını yapacağım. Yani okey ünlendik. Ama sonra ne oldu? Bir psikolojik. Bu sosyetik ortamların getirdiği... En çok neyde zorlandın? Bu en böyle yani hayatım boyunca yaşadığın, aile kültüründen görmediğin ve sosyetik ortamda karşılaştığın ve böyle garipsediğin en komik... Ya ben şunu sevmiyorum gerçekten. Ben sosyeteyi gerçekten sevmiyorum. Ben daha çok... Aynen şu son zamanlarda gerçekten sosyeteden nefret ettiğimin farkına vardım. Çünkü şöyle bir ortam var. Bizim bu çevremizde, ünlüler piyasasında veya bu çevrede insanların her biri birbiriyle çıkar ilişkisi üzerine yaklaşıyor ve gerçekten iğrenç. Anladın mı yani? Biri birinden yanından çıkıyor ama gerçekten samimi olmadığını günaydın anlıyorsun. Ve ben o yüzden bu sosyeteden gerçekten iğreniyorum ve sosyeteden olabildiğince uzak kalmaya çalışıyorum. Benim gibi olan insanlarla daha çok arkadaş oluyorum. O yüzden beni sosyete karşıtı olarak görebilirsiniz. Atıyorum X, Y, Z isimlerini saymak istemiyorum burada. Niye onlarla yan yana görmüyorum? Enes, onlardan bir eksiğim var veya bir fazlasım var diye düşünmeyin. Çünkü ben onlarla yan yana gelmek istemiyorum. Çünkü o insanların hayatındaki tek odak noktası kimi nasıl kullanabilirim veya o tarzda ilerlediği için ben sosyeteden uzak bir insanım. Biz evimize ayakkabıyla girmeyen çocuklarız. Buraya da ayakkabısız girdik. Ayakkabımızın altını silip oturduk röportajda karşınıza. Evet mesela. Benim çok hoşuma gitti bu arada. Ben de çünkü evime ayakkabıyla girmiyorum arkadaşım. Ben böyle bir hayatta büyüdüm aile tarafından. O yüzden bu sosyete bana iğrenç geliyor. Kısaca. Ben hepsine oldum. Karşıyım sosyetik insanların. Hepsinin Allah belasını versin. Hey sosyete. İstakozla hiç imtihanın oldu mu diyorum böyle. Sosyete deyince niye benim aklıma... Burada sosyete derken şundan bahsetmiyorum. Yani zenginlik şaşağı Zengin, değil. Zenginlik şaşağı değil. O klasmanla... Cemiyet hayatının. Cemiyet o işte birbirine çıkar ilişkisinde. Benim burada denk aldığım kişi Acun abi veya şey değil yani. Ali Koç değil. Onlar zaten bu hayatı farkındalığında olmuş insanlar. Benim bahsettiğim bu benim yaşıtlarım veya bu sosyal medyadaki çevre
ünlü oyuncu çevresi ama bunların bir seviyeye geçmiş olanları değil. Bu seviyeye tırmananlarından bahsediyorum. Şu anda Maldivler'de olan. He, Maldivler'de olan. Dubai'de olan. Birisinin birisiyle takılan, onunla story atan veya çok havalıymış gibi gözüküp rezil hayatlar yaşayan. Peki o zümreden senin de sevgili olmak için DM'den yürüyenler oluyor mu? Ya oluyor tabii ki, niye olmasın? Çok komik. Ben hiç... Cevap mı bile vermiyorsun yoksa ben şimdi bundan ben gününü şey yapmam ya, yani bir insana cevap vermezlik yapmam gördüysem. Ama şey de yapmam, pasta vermem yani. Çünkü anlıyorum, mal değilim. Beni mal sanıyor orada karşımdaki kişi. Ama mal değilim, anlıyorum. O yüzden de çok şey yapmıyorum, yürümüyorum. Peki hangi korkundan sonsuza kadar kurtulmak isterdin? Kaygılarımdan ya. Kaygı... Burcun ne senin? Koç. Yükselen ne burcun? Aslan. Koç ve aslan dünyanın en tehlikeli bir birleşimi. Koç ve aslan olduysanız dikkat etsin herkes. Allah. Nedir şey. tehlike nedir? Ya çok mükemmeliyetçi insanlar oluyorlarmış. Çok lider olmak istiyorlarmış gibi bir şey. Ama bir de takıntılı herhalde. Kaygılı, İşte disiplinli. Bunlardan da bir kurtulsun. Peki hangi dünya starıyla birlikte bir fotoğrafın olsun isterdin? Ha. Değil mi? Şimdi. Bir anda düşününce aklıma geldi. Sevdiğim bir dünya starı. Annemarie. Annemarie'yle. Ama var aslında Annemarie'yle bir fotoğrafım. Yani var aslında, doğru. Olmayan Chris Hemsworth olabilir. Peki bu dünya starlığıyla ilgili neler düşünüyorsun? Yani bir İngilizce şarkı çıkartıp hani mesela YouTube'da oradan yükselme gibi bir amacın var mı? YouTube'da dünyadaki sıralamaya oynama gibi bir amacın var mı? Bence vardır yani biraz. Ya bu sadece YouTube'la alakalı değil. Aslında YouTube bir platform ve ben o platformda iyi şeyler yapıyorum. Okey, tamam. Ama bu bir platform, yani ben Enes Batur olarak bir YouTube'dan ibaret bir insan değilim. O yüzden de Instagram'da da geri geldi, Twitter'da da, televizyonda da. Bu sosyal medya ve mecrada her bir isim olarak varım. Yani YouTube olarak değilim. O yüzden gelecekte başka bir yere açılmak istersen bu YouTube olmayacak. Belki bir dizide rol almak isterim dublajlı olarak. Mesela Harry Potter'ı ben izliyorum ama dublajlı izliyorum. O tarz bir şey yapmak isterim. Büyük bir film yapayım. Büyük bir konusu olsun. La Casa de Papel gibi mesela. Onlar İspanyoldu galiba. Evet, İspanyol ama biz burada izliyoruz. Çünkü iyi bir iş yapmışlar. Dublajlı, altyazılı, o tarzda bir şeyde yer alıp dünyaya kendi adımı tanıtmak isterim. O zaman isterim. Bir dijital platform hani işbirliği gibi bir şey. Evet, yani bir dahaki hedefim o. Aslında uzak değil şu anda bu hani Netflix falan gibi. Amin. Falan. Eğer öyle bir şey yapıp dünya genelinde meşhur olursam muhteşem. Peki bir röportajında da Aleyna Tilki'nin dünya starı olması için İngilizce şarkı yapması lazım demişsin. Şimdi bir İngilizce şarkı geliyor. Teaser'ını izledim. Beni mi dinlemiş? Ben demişim değil mi? Yani İngilizce bir şarkı yapmış, çok büyük hamle ama Aleyna'yı birazcık dengesiz buluyorum o konuda çünkü. Dua Lipa yazmış sözleri. Dua Lipa da ne diyorsun? Şöyle bir şey var, okey. Dua Lipa da yazabilir, Drake de yazabilir. Ama bunlar kusursuz veya mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Okey, güzel bir prestij. Mesela Justin Bieber'a bir şarkımı yazsa siz kimsiniz moduna takılırım ama Justin Bieber da şu anda mesela kendi şarkılarını dinletemiyor. Bu olay değil aslında. Bunun için çok çalışıp canını dişine taktığında bir olan bir şey. Bir yıl şey Amerikalı bir vokal koçundan inşallah eğitim olur. Almış. İnşallah. Şimdi benim Ayaz çıktı. Bu Cuma da onun şarkısı çıkacak. Evet, Cuma çıkıyor, evet. Bakalım Ayaz 3 günde 15 milyon dinlendi. İnşallah o da daha fazla dinlenir. Hadi altını. Bakalım. Çok umutlu değilsin galiba. Aleyna Tilki'den. Ya bilmiyorum, kapışmaya mı girmiş oluyorsun? Aslında şu anda aynı anda şarkı çıktığımız için bir nevi yarışa mı girmiş oluyoruz? Evet, biraz öyle oluyorsun. Yani bir YouTuber'la yarışa girmek çok zor. Çünkü bizim bayağı bir hype kitlemiz var. İnşallah. Yani çok güzelse şarkısı yürür tabii de. Türkiye'de İngilizce şarkı biraz tutmuyor. Ben Amerikalılaşma kafalarından da çok ireti duyan bir insanım. Çok fazla hepsi değil. Şu anda müzik üreten ve o tarzda giden insanların hepsi Amerikalılaşayım, o tarzda gideyim, o şeylere gideyim modunda. Ben mesela Ayaz'ı yaparak onlardan tamamen zıt bir noktaya gittim mesela. Evet. Ya o tarza da gidebilirdim ama ben onlardan iğreti duymaya başladığım için bu tarza gittim. Çok Amerikalılaşma, o kadar kafalar, yok yabancı yazsın, yok o yapsın falan modunda değilim. Ben daha Türk modundayım şu anda. Yani buradan da Enes Batur'un sırrı 4 numaraya gelmek istiyorum. Evet, hem hatalarından ders alıyorsun hem de biraz önce anlattığın gibi iç sesini inanılmaz dinliyorsun. Yani kim ne derse desin ben bu bildiğim yoldan yürürümcülük var sende. Ve biraz da burnumun diki. Yani o kadar. İyi, aslında o öyle değil ya. Ben
nasıl diyeyim, fikir değiştirebiliyorum. Yani nasıl diyeyim, yanlış bir şeyse ve bunu kanıtlıyorsa bir insan bana, körü körüne inanmam. Çünkü ben, bu bir mantıktır yani, mantık. Mantığa çok inanırım ve çözümlemeye çok inanırım. Bir insanın söylediklerinden, yaptıklarından, 2 artı 2 4 gibi. Peki öğrendiğin en büyük hayat tecrübesi neydi bu doğrultuda? Tonla var ya, nasıl diyeyim. En büyük hayat tecrübesi benim yaşadıklarım yani. Film, o, bu, şarkı, insanların çevremde bana hata yapmaları ya... Yüzüne gülen, etmeleri, arkamdan konuşmaları, yanlış insanları büyütüp bana bela almaları falan filan falan. Tonla var yani, bu bir hayat tecrübesi değil. Her gün yaşıyorum diyorsun. Tabii ki yani başarılı olduğun için de daha da yaşamaya devam edeceksin. Hayatın boyunca beklediğin en uzun kuyruk ne? Hangi kuyruktu? Ne almak için bekledin? Neyin sırasıydı? Kantin sırası. Okulda kaldın. Okulda kantin sırası. Ne yiyordun kantinde? Muhteşem bir poğaça vardı ya. 1 liraya alıyorduk. 1 liraya. Tabii sivilcelenirse. Hayır ya, muhteşem yani. Bir poğaçaydı. Poğaça yiyen insan niye sivilcelensin? Poğaça refli demek. Eşittir refli. En iğrenç pastane yağıyla yapılır onlar. 14 yaşındayım. Ne poğaçası ne sivilcesi. Ama çok pis yağ kullanıyorlar onlarda. Bizim okulda bir poğaça yapılıyordu. Hayatımda daha o kadar iyi poğaça yemedim. Muhteşem bir şey yani. Kepez Anadolu Lisesi'nde okumuştum. Bu poğaçayı kim yapıyorsa lütfen beni bulsun, bana poğaça yapmaya devam etsin. Böyle bir poğaça yoktu yani. Ama en çok sevdiğin yemek de kabak dolmasıymış. Evet. Bak onu da öğrendim. Anneanneci. Anneanne İnsanlar bazı şeylerden hayatım boyunca dalga geçemiyor. Sonuçta ben böyle bir insanım. Evet. Adanalı ve geldiği yeri unutmayan veya zevkli... Ya başkaları istediği için zevklerini değiştirmeyen bir insan. Şimdi baba Adanalı, sen aslında Ankara'da doğmuşsun değil mi? Evet. Sen ama bir Erzurum tayin hikayesi Erzurum var ama orayı çok hatırlamıyorsun. Bir tek çok soğuktu diyorsun. Evet. Ama yine de bir coğrafya görmek senin kişiliğine bir şey katmıştır herhalde. Ya babam tayin oluyorduk, annemle babam sürekli tayin oluyordu. Ankara, Erzurum, Antalya, şimdi İstanbul falan görüyorsun. Çok farklı insanlar hepsi. Şimdi sıçtım dediğin bir an. Ben şimdi sıçtım dediğim bir an. Ödül alırken ya. Ne? Tam ödülü aldım, bir şey lafı karıştırdım böyle falan, unuttum. Altın kelebek miydi? Neydi? Altın kelebek veya başka bir ödül. Hepsinde aynı oluyor. Korkuyorum yani, çekiniyorum. Ya kaygı. Evet. Dedim ya, insanların sahne önündeki bir korkum var. Onu yenmeyi çok isterim. O zaman canlı şov ya da tiyatro falan filan gibi konular yapar mısın? Şu an yok. O korkuyu bir yeniyorsun. 6 tane şarkı yaptıktan sonra yaparım. Kaç tane kaldı yani? 4, 2. Peki yalnız kalıyor musun? Yani tamamen evet. Evde yalnız olduğun anlarda ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Duvara bakıyorum. Benim bir isteğim yok ki hayattan. Şu an gerçekten ne isteyebilirim ki? Yani neye ihtiyacım var ki? Hayır, ne yapıyorsun? Nasıl vakit geçiriyorsun yani tek başına olduğun anda? LOL oynuyorum. Evet, onu geçen de söylemişsin. Oyun oynuyorum. Sanki o bu ilk zamanlar YouTube şeylerine de bir nostalji özlem var. Böyle bir en bırakamadığın şey o herhalde başladığın yani, noktadan. Yani gönül isterdi ki bir golf oynuyorum demek. Surf yapıyor. Surf güzel olabilir bu arada. Surf bende de iyi olur. Yok, golf oynuyorum, polo yapıyorum falan demek isterdim ama o tarzda entelektüel zevklerim yok. Denedim bu arada ama zevk almadım. Yani ben sevdiğim sporlar arasında basketbol var. Snowboard yapmak var. Boardların her türlüsü var. Ekstrem sporları seviyorum ama bir golf yok. Bir de oyun oynuyorum. Rekabet olayını evet. Seviyorum. Rekabetçiler oyununa varım ben. Adrenalin seviyorsun. Acun Ilıcalı'yla da buradan buluştun herhalde. Yok. Rekabetçiyim ya. Bana bir hedef versinler. Onu yenene kadar her şeyi yaparım. O yüzden... Şahane. Peki Enes Batur'un sırrı 5. Artık kendisiyle barışık, bu fiziksel toparlanma böyle çok iyi seviyeye geldi. En iyi sürümü yüklendi diye düşünüyorum. Çok yakışıklı gözüküyorsun. Efendim six pack'leri, son Ayaz klibinde de böyle kızgın bıçakla yarasını dağladığı vücudu yıkılıyor. Evet. Çok iyi yaptın bu vücudu. Nasıl emek verdin? Kaç zamanla? Ben önceden yapmıştım aslında, 6-7 ay diyebiliriz ya. 7 ayda. Bunların videolarını da çektin zaten, evet. Vücuttaki evet, değişim evet. Videolarını. Yani evet, asıl yemeği de seviyorsun ama zor bir şey. Duvarları kemirecek noktada yine böyle sabrediyorsun değil mi? Ya lanet bir şey ya. Gerçekten iğrenç bir şey bu diyet ya. Ben nefret ediyorum diyet yapmaktan.
Gerçekten nefret ediyorum bu arada yani. Ama yapıyorsun. Yani o kadar güzel yemek var, o kadar güzel şeyler var. Niye bunları yiyerek kasalamıyoruz? Saçmalık ya. Dünyanın kanunu olarak bir saçmalık. Ben niye sevdiğim şeyi yiyerek... Niye kebap yiyemiyorum ben? Hayır, sevdiğim şeyi yiyerek niye kas yapamıyorum? Niye yağlanıyorum? Çok saçma. Yani insan şey metabolizması, insan beyni okey bunu istiyor, onu yemekten zevk alıyor olabilir ama niye ben bunu yiyerek kas yapmıyorum? Niye avokado yemek zorundayım? Avokado da iğrenç, avokado ne ya? Şuna inanıyorum. Sen kendini güzel hissettiğin veya yakışıklı hissettiğin zaman zaten çevrede öyle hissediyor. Ama senin buna %100 inanman gerekiyor. Evet. Sen inandığın kadar varsın. Tabii. Estetiği de bence o yüzden yaptırıyor insanlar. Kendini daha güzel buluyorlar ve güzel hissediyorlar. Ama sen dişlerini kötü. Falan da yaptırmadın değil mi bu örnek? Yok, ben diş teli tedavisi görmüştüm. Diş telimi böyle sağ çıktı. Ama burada böyle minnoş bir kelebek etkisi var. Onu evet. Şans falan diye sayıyor musun? Bilmiyorum. Sanki ben dişlerimi karakteristik buluyorum. Kesinlikle bana diyorlar ki öyle. Değiştirin diyorlar. Değiştirelim, daha güzel yapalım diyorlar. Ben diyorum ki bence güzel zaten. Ben de değiştirdim. Ebru Gündeş'in de böyle kelebek gibiydi. Değiştirdi onu. Benim dişlerimin ortası ayrıktı. Birleşince biraz böyle yandırıyor. Güzel oldu ama. Güzel olmuş yani. Hala 12 saat uyuyup 12 saat uyanık mı kalıyorsun? 12'de yatıp 12'de kalkıyorum demişsin bir röportajında. Yok, şimdi daha erken kalkıyorum ben. Ama iyi bari. Çünkü o yüzden de kilo alıyorum. 1'de yatıyorum. 8-9'da kalkıyorum. 6. 12 saat uyumak büyük kilo yapar bence çünkü. Evet. Kavun karpuz yata yata. Kendine YouTube filozofu diyor musun? Yok. Demiyorum. Yani her şeyi biliyorum YouTube'la ilgili. Bir de röportajlarında içki içmediğinin üzerine fazla basıyor musun gibi geldi. Ne zaman? Sanki yani dinlediklerimde benim içkim yok şeyi baskısı çok fazla var. Ha, içki içen insan kötü insan mıdır? Niye sürekli bu? Yo, ben en son onu 4-5 yıl önce söylemiştim aslında. Bayağı oldu. Ben içki içen insan kötü bir insan mıdır? Hayır, değildir ama bu dengeyi insanlar kuramıyor. Nasıl diyeyim? Onun bağımlısı oluyorlar çünkü hayatı daha kolaylaştırdığını, daha mutlu olduğunu düşünüyorlar. Bir bağımlılığa dönüşüyor. Onu yapamayacak insanlar için çok kötü bence. Yani benim için de kötü. Herkes için kötü. Aslında içki içmek güzel bir şey değil ama arkadaş ortamında seviyorsan takılmalık güzeldir yani. Ama bunun yani şunu bir maddeyi bir başarıya veya bir aracı olarak temin etmek çok yanlış. Okey, mesela şey gibi, ben içki içiyorum sonra çok komik oluyorum demek mesela çok çok rezil bir şey. Aslında içki oradaki sana güç veren şey değil. Senin içinde bu var. Ama sen içki içtikçe veya başka bir şey kullandıkça bunun sana bunu katması seni ona bağımlı dönüştürüyor. Ben buna çok karşıyım. Aslında insan hiçbir şey kullanmadan normal sağlıklı beslenerek veya normal hayatta giderek de o başarıya ulaşabilir. Ona bir bağımlılığa bağladığı zaman sıkıntı. O yüzden ben buna karşıyım. Ama yeri geldiğinde içki de içerim. Takılırım da yani. Bunu sadece önermiyorum. Şimdi anladım. Peki psikolojik olarak deliyim demişsin bir yerde. Olabilir. Gittin mi hiç psikiyatra? Yok. Ben ona inanmıyorum. Saçma bir şey değil mi? İnanmamak biraz. Psikiyatrlara inanmıyorum. Ben bilime inanmıyorum. Bilime inanmıyorum gibi bir şey. Ya, psikiyatri nasıl? Bence inanılmaması gereken bir şey değil tabii ki. Sadece ben kendi kendimi tedavi edebileceğimi düşünüyorum. Benden egoistçe olacak birazcık ama benden daha zeki olup beni çözebilecek bir insan olduğunu düşünmediğim için de gitmiyorum. Bayrakları. Zekayla değil, uzmanlık alanı, doktor. Tamam da bu da zaten psikoloji de uzmanlık değil mi? Hiç dayanamam. Tamam da kendi psikolojimi çözümleyemiyor muyum ben modundayım? Yani inşallah hep çözümleyebileceğini düşünürsün. Ama yani bir taraftan evet, da tabii ki, deliyim tabii deyip hani tabii bir taraftan ki, böyle ama düşünmek. Yani... Şöyle benim yerimde, ben zaten mutlu bir insanım. Evet. Hiçbir sıkıntım da yok. Sürekli bir şeyler için uğraşıyorum, çabalıyorum. Çabalamayabilirim. Okey. Bu beni deli de yapıyor olabilir. Çünkü niye hala bir şeyleri daha başarıya ulaşmak için çabalıyorum ki, aslında delilik bu. Zaten belli bir yere gelmişim. Şu anda durup hayatım boyunca eğlenip takılabilirim. Ve hiç çalışmayabilirim. Ama o zaman işte tatmin olmazsın ki, mutsuz. Niye? Mutsuz, üretmediğin sürece mutsuz olursun çünkü. İşte deliliği ben buna bağlıyorum. Niye üretmek zorundayım ki ben? Deli dahi garip bir şey. Sürekli takılabilirim. Arkadaş ortamlarına akabilirim. Yurt dışında bir yerde yaşayabilirim. İstediğim evde, istediğim hayatı şu anda yaşayabilirim. Şu anki birikimimle yaptığım şeylerle, ama
Ben hala bir ileri gitmeye çalışıyorum. Bence bu delilik. Ama hoşuma gidiyor tabii. Çok güzel. Peki diğer YouTuber'larla ilgili de birazcık konuşmak istiyorum. Özellikle bu da onunla biri sürekli sana laf sokuyor. Sanki senin ona bir ilgin varmış, sen ona aşık mısın gibi davranıyor. Ama sanki de bunu biraz fazla dillendiriyor. Acaba karşı tarafın bir ilgisi mi var? Dalmanın mı? Dalmayla yok ya. Ama aşık bana diyor. Yok ya, şaka yapıyor. Yani Danla beni engelledi. Niye engelledi? Ona laf sokmuştum bir yerde öyle esprili şakası. Engelledi. Profilinde Danla yargım meşin falan yazıyor ama engelliyor yani. Ben anlamadım. Nereye yargı yapıyor falan. Ben de işte geyik yapıyordum. Laf attım falan ona. Bir baktım engelledi. Komik. Ama ya var mı Danla, bir ilgin? Beğeniyor musun? Danla'yı mı? Yok. Danla benim hayatta birlikte olmayacağım bir insan. Okey, ona göre de öldür belki. Bilmiyorum ama benim... Şimdi çünkü hani yani. Böyle bence bana aşık demesinin altında bir şey var mı diye merak ettim. Hani ya gram ilgim olsa söylerim. Evet, ergenliğimizde enteresan olmuş. Peki yaklaşık 15 milyon aboneli, Türkiye'nin bireysel en çok aboneli YouTube kanalına sahibi olan, sosyal medyanın dışında da işte klipleriyle de filmleriyle de çok konuşulan, Türkiye'de hemen hemen herkesin tanıdığı bir marka olmanın sırrı nedir? Ya çok basit kaçacak aslında. Bunu 4-5 yıl önce söylemiştim de. Azim çalışma, mutluluk yani, bu kadar. Yani benim hayat mottom gibi. İlk filmi yaptığımda bunu çok vurguluyordum. Son zamanlarda çok vurgulamıyorum. Çünkü çok dillendirmek de istemiyorum. Benim için azim çalışma, mutluluk. Mutluluk buradaki temel öğe. Mutlu olmak için de çalışman ve azmin olması lazım. Bu kadar. Yeni şeyde YouTube videoları da geliyor mu hali hazırda bu klipten sonra? Daha yok. Daha düşünmedik. Hayır. Ne yapsak? Ya bilmiyorum. Yani bıraksam mı acaba? Aa, sen de bir böyle bir garip bir bıraksam mı acaba duygusu gelmiş ama gider diye düşünüyorum. Yani 1800 tane videom var. Bunu izlememiş bir sürü insan da vardır. Hepsi izlendikten sonra da başlayacak. O Exxen'deki iş nasıl gidiyor? Onu bitirdim. Çünkü orada istediğim kadar ses getirmedim. Orada da bir birinciliğe oynama durumum vardı. Yo, ben bilmiyorum birinci miyim değil miyim. Benim bir aldığım, yani şu Exxen'den biraz uzaklaşmamın sebebi şu. Bir bilgi almadım ben oradan. Yani nasıl diyeyim? Geri dönüş derken atıyorum. Şunun bilgisini alamıyorum. O sevildi mi sevilmedi mi veya nereye yanlış yaptım. Orada ilişkilerle ilgili bir şey yaptın. Yorum yok. Yani izleyicilerden gelen bir yorum görmüyorum. Bir şey yanlış yaptıysam beğeni, dislike sayısı görmüyorum. Kaç izlendiğimi diğer programla görmüyorum. O birazcık beni uzaklaştırdı. Yani benim içeriden aldığım bilgi, Hasan Can Kaya'nınki izleniyor. Bizim iş izleniyor. Bir tane daha, bir iki tane daha iş izleniyor. Ve iyi durumdayım ama aldığım geri dönüşte şey değilim. Okey, güzel bütçeler alıyoruz falan filan ama ben orada değilim. Benim isteğim şey daha çok başarı. Daha mesela oraya bir dizi yapmak isterdim mesela ben. Atıyorum kendi YouTube içeriğimi daha kaliteli bir hale getirip götürmek değil de ben oraya büyük bir dizi yapmak isterdim, bir film gibi. Ama öyle gelinmediği için ben de ona uğraşmadım. Bıraktın mı? Ya mesela. Peki o kadın erkek ilişkileriyle ilgili olan şey formatı YouTube'da devam ettirecek misin? Yok, Exxen'e verdik onu. Yani benim 100 trilyon tane formatım var. Benim çok umurumda değil ki. Yani bir tane içerikle var olmadığım için. Yani 22 yaşında bir genç olarak şu anda gençler arasında yaşanan bu ilişkiler sarmalına nasıl duruyorsun? Yani işte bu aşk diye bir şey var mı mesela? İnancın var mı artık? Kaldı mı? Çünkü insanlar böyle seke seke ondan ona hani böyle date'lere çıkıyorlar ya birlikte. Ya şöyle bir şeye inanıyorum ben. Şu zamanlarda çok aşka düşmüş bir insan olarak. Aşık mısın? Aşık değilim. İnşallah birisine tutulurum gibi bir hissiyattayım. Şu, yeteri kadar insana veya yeteri kadar deneyimi elde etmeden birisinin birisiyle evlenmemesi gerektiğine inanıyorum. Yani ilk görüşte aşık olmak falan filan bana göre yanlış şeyler. Çünkü yeteri kadar insan tanımıyorsun. Yeteri kadar farklı karakterle birlikte olmuyorsun. O yüzden doğru kişiyi bulamıyorsun. Sonuçta boşanıyorsun falan filan oluyor. Ben yeteri kadar insan tanıyıp ondan sonra evlenmesi gerektiğine inanan bir insanım. Ve şu dönemlerde de gerçekten o duyguyu tekrar yaşamak istiyorum yani birisiyle. O insan tanımaktan aşık olmakla ilgili bir şey yani. Yoksa bedensel olarak sekmek değil yani. Yok, bedensel olarak sekmek kötü zaten. Yani bir yerden sonra şeye bağlıyorsun. Bu da aynı.
Pizza level'ı ulaştığın zaman zaten şey, bu da aynı, bu da aynı, bu da bunun farkı, bu daha kötü. Ama hep bu aynı oluyor. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Tamamdır. Tamam mı? Ya tamam. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bir sürü şey konuştuk diye düşünüyorum. Bence okey ya. Yani başka sorunuz varsa ben cevaplarım. Evet. Enes Batur konuğumuz da bir Sibel Erna ile Sırrı Nedir'in daha sonuna geldik. Pek çok şey konuştuk. Çok teşekkür ediyorum samimiyetin için. Ben çok teşekkür ederim. Umarım bu videodan sonra Enes hakkındaki önyargılar kalkar diye düşünüyorum. Çünkü tanıdığım en naif insanlardan biri. Yani hakkında fırlama, kötü örnek falan diyenleri bundan sonra ben alnını karıştırırım. Ya kötü örnek ve fırlama bazen olabilirim. Kusursuz değil. Ben kendi değilim. Tekrar teşekkürler. Ben ne çok yapıyoruz? Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Abone olun, beğenin, yorum yapın. Merak ettiğiniz bir soru varsa da yorumlardan sorun, belki cevaplarım. Cevaplayacağım. Hadi en çok beğenilen yorumu cevaplayacağım. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bye bye.